Özdemir yapacağım balkondan herkese mutlu günler sevgili spor severler. Evet, Samsun Spor kritik deplasmanda Erzurum Spor'u 2-1 gibi flaş bir skorla mağlup ederek playoff potasına girme anlamında çok kritik bir galibiyeti imza attı. Ben sözü fazla uzatmadan Doğayan gazeteci evet. Erdal Cansu'ya hoş geldin diyorum ve çok kritik bir maçtan galip ayrıldık. Neler söylemek istersiniz? Ben de hemen şunu söyleyeyim. Canik dağlarından esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Güzel bir hava aldık, güzel bir netice aldık. Erzurum'da o kar altında çocuklarımızı kutluyorum, futbolcularımızı kutluyorum. Güzel bir mücadele örneği sergileyerek ilk 6'ya girebilmenin ilk adımını atmış olduk. Helal olsun diyorum. Böyle gitmesinde de fayda olduğunu söylüyorum. Söz sende. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor kritik Erzurum deplasmanında yoğun kar yağışı ve yoğun hava koşullarının, elverişsiz hava koşullarının oluşmasına rağmen Erzurum Spor kalesine Osman ve Hasan Kılıç'ın attığı gollerle mücadelenin ilk devresini 2-0 önde kapatmıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında her ne kadar yine yoğun kar yağışı devam etse de savunmamız 4-4'lük bir mücadele örneği sergilediler ve 82. dakikaya kadar da skoru 2-0 götürdük. Ancak 82. dakikada Süleyman Koç'un golünden sonra şöyle bir duraksadık gibi ama Allah'tan futbolcularımız sahada son derece iyi mücadele ettiler ve oyun anlamında da üstünlüğümüzü sergileyerek sahadan 2-1 gibi çok flaş bir galibiyetle ayrıldık. Neden flaş? Skor belki flaş olmayabilir ama Erzurumspor'u Erzurum'da özellikle rakibin alışkın olduğu kallı havada ve kallı sahada mağlup etmek son derece önemliydi. Ben buradan bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Kritik bir 3 puandı. Playoff potasına girme anlamında da gerçekten galibiyet, özellikle Menemenspor karşısında aldığımız mağlubiyet sonrası bu galibiyet ilaç oldu diyebilirim. Zaten Doğayan gazeteci Erdal Cansu da köşe yazısının başında Erzurum'da altın değerinde 3 puan dedi. 3 puan dedik evet. Ben şimdi hemen Özdemir Yapı Abdullah Uzun ve kardeşine buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Hürriyet Mahallesi Huzur Bulvarı'nın 165 ilk adım Samsun'dan sizlere sesleniyoruz. Sevgili Abdullah kardeşim bize mekanını açtı. Biz de ona buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Samsun Spor şöyle kaleden Uğrullah'la başladı. Ali, Şalten, Osman, Soner, Berk, Hasan, Yasin, Tallo, Kofoma ve Tomane 11 ile sahaya çıktı ve dakika 19'da Osman Çelik'in kafa golüyle Yasin'in güzel asistiyle evet. Golümüzü attık. Güzel oldu. Yerimizden kıpırda kıpırda fırladık. Dakika 45'te de Hasan'la güldük. Evet. 82'de senin söylediğin gibi Niyazi, Süleyman Koç'un golü gelince korktuk. Evet. Acaba dedik bu maç gidiyor mu diye. Gitmedi. Helal olsun diyoruz. Kar bize uğur getirdi, bereket getirdi, güzellik getirdi, beyazlık getirdi diyorum. Söz sende. Hemen yorumlara değinmek istiyorum. Maç sonrası kısa bir değerlendirme açısından bu yayınla sizlerle birlikte olduk. Özdemir Yapı'dan kapılarını bizlere ardına kadar açan Samsun Sporlu iş adamlarımız ve Samsun Spor esnaflarımıza da buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Hemen yorumlara değinmek istiyorum. Evet. Hayri Kaplan, iyi yayınlar Almanya'dan selamlar demiş. Almanya'ya selamlar. Kamil Çetin, iyi yayınlar Karadağ'dan selamlar demiş. Zülfiye Çakıroğlu, ayaklarına sağlık, sevindirdiler biz demiş. Ramazan Semiz, Almanya'dan selamlar. Almanya'ya yine selamlar. Hayırlı yayınlar, sıra Bandırma'da. Haydi maça, armaya küsmek yok. Yok. Öldük, dirildik ama 3 puan bizim oldu demiş. Kadir Sarıoğlu, Gümüşhane'den selamlar. Ben vallahi tebrik ediyorum takımı. Bura Erzurum'a 2 saat yakın, soğuk havalar buz gibi demiş. Nuri Kılıç, Tomane evet. Topu kaptırdı, bu ne yahu be demiş. Yusuf Çelebi, hocanın değişiklikleri orta sahada. Sağdan oyuncu oluyor hep defans. Yani biraz skora yattı gibi taraftarlarımız hocamıza bir serzenişte evet. Bulunmuş ama Erzurum Spor gibi kritik bir deplasmanda da 2-0 yakaladıktan sonra gol yememek adına defansa yapılan takviyeler, değişiklikler yerinde gibi. Şimdi Niyazi yeniden doğduk. Yeniden doğmuş olduk bana göre. Yeniden bir doğuş, yeniden bir çıkış, yeniden bir sıkıntıları geride bırakarak Bandırma maçının önü açılmış evet. Oldu. Sema Sinan Alan, takımımız özverili gördük. Özellikle 2-0'dan sonra rakibe oyun oynatmadık. Evet. Evet. Defansımız da özellikle bu maçta gerçekten 4-4'lüktü. Rakibe güzel, adım attırmadık. Attırmadı. Yani Erzurum gibi kaliteli bir futbolcu grubuna sahip bir takımdan evet. 2-1 2-0'dık da evet. 2-1 gibi galip gelmek gerçekten sevindirici bir olay. Vatan Yeşilür selamlar olsun. Vatan geçmiş olsun kardeşim. Hastanedeymiş. Geçmiş olsun.
Paşa Ermiş, Halil İbrahim de izliyor. Paşa Ermiş de izliyor demiş. Selamlar Nevzat Gürbüz. İyi yayınlar diliyorum. 6 puanlık maçtı. Samsunspor'u tebrik ediyorum demiş. Gerçekten çok kritik 6 bir maç. 6 puanlıktı evet. Cidden öyle. Paşa Ermiş Fransa'dan selamlar demiş. Fransa'ya selamlar. Ali Aslan Tekcan selamlar. İyi yayınlar. Bu sonuç bizi playofflara taşır inşallah demiş. İbrahim Gündaş. Kocaeli Samsunspor Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Gündaş da selamlarını iletiyor. Şaban Kayan iyi yayınlar, iyi günler demiş. Şaban'ım merhaba, iyi göründün. Evet. İsmail Kaya, Erdal Baba Tekirdağ Çerkezköy'den selamlar demiş. Selamlar Çerkezköy'e. Onur Ekşioğlu Samsun'a selamlar. Maç güzeldi demiş. Ahmet Şahin Vezirköprü'den selamlar. Şaban Kayan 3 puan çok önemliymiş. Eyvallah Şaban. Zeynel Demir Bursa'dan selamlar. İsmet Özen ikinci ara hoca İsmet, az İsmet Bey merhaba. Az daha verecekti maçı Melih Hasan. Aynen, doğru. Bence yanlıştı. Melih ile Hasan değişimi demiş. İsmail Uysal selam Köln'den inşallah böyle gider. İyi Almanya yayınlar demiş. Köln'e selamlar. Ozan Ateş mutlu akşamlar. Bugün sevindik. Darıs haftaya demiş. Şaban Kayan gerçekten 6 puanlık maçtı. Gazi Sefer Varol Erdal Bey'e selamlar demiş Abdullah. Aleyküm selam, evet, saygılar. Çok yorum geliyor sevgili spor severler. Bizler gibi sizler ama de mutlusunuz. Ama haklı, taraftarlar da haklı. Gerçekten yani. Özellikle deplasmanla kazanmak son derece önemliydi. Samsun Spor'umuzun Erzurum Spor karşısında özellikle playoff'u yakından ilgilendiren bir karşılaşmayı bu denli güzel oyun ve güzel skorla yoğun kar yağışına rağmen alışkın evet, olmadığımız sağ yani şartlarına rağmen. Yani kara alışkın olmayan bir takım evet. Erzurum'un kara alışkın bir ekipti ama evet. Biz üstesinden geldik. Maçı senden seyrederken dedim ki futbolcuları göremiyorum. Evet. O kadar yoğun bir kar yağışı. Vallahi helal olsun çocuklara diyorum. Evet. Helal olsun. Bandırma maçında herkes dolduracak stadı galiba. İnşallah Bandırma maçında en az 15-20 bin arası taraftarlarımızı 14 Mayıs stadyumuna bekliyoruz. Artık yeniden doğuyoruz. O maçın da tarihini hemen vermek istiyorum sevgili spor severler. Milli ara nedeniyle önümüzdeki hafta 1. Lig'de, Süper Lig'de maç oynanmayacak. Oynanmayacak. Çarşamba günü oynayacak. Salı günü. Ayın ikisinde. Salı günü. 2 Nisan'da Ramazan'ın ilk gününde Samsun Spor Bandırma Spor karşılaşması 20.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Abdullah İnan, hayırlı akşamlar. Erdal Baba Erzin. Saygılar sunuyorum, sağ olasın. Erzurum Spor bize Erzurum beyni ikram etti. Teşekkür ediyorum demiş. Bu maç bizim. Yusuf Çelebi, bu maç bizim için çok önemli. İnşallah bu maçtan bizim çıkan başarılar diliyorum demiş. Üzeyir Gebeso, selamlar, iyi yayınlar demiş. Takımın özdelli oyunu bizi mutlu etti demiş. Halil İbrahim, Ladik'ten selamlar demiş. Çok ama çok mutlu demiş. Ladik'e de selamlar. Haydar Kavak Kocaeli'den selamlar. Mehmet Kocaeli'ye de selamlar. İyi yayınlar dilerim Bursa'dan demiş. Osman Bost. Bursa'ya da selam. Osman Dost. Samsun Spor'dan peş peşe galibiyetler serisi bekliyorum demiş. Evet, özellikle Ümraniye Spor'un da bu hafta kaybetmesi. Playoff potasında yer alan takımları da iştahlandırdı. 42 puandan yani, çıktık. Menemen Spor'a belki geçen hafta inmiş olabiliriz ama ligin son sıralarında yer alan Altınordu'nun da deplasmanda Ümraniye Spor'u gelmesi mağlup etmesi bizim işimize gelmiş oldu. Demek ki bu ligde her takımı bir kez daha yenebiliyor. Evet. Evet, hemen yorumlara devam ediyorum. Samet Yıldırım, zemin ve hava şartları çok güzel, çok kötüydü. Skor güzel demiş. Murat Çetin, çok güzel bir maçtı Erdal Baba, selamlar demiş. Aleyküm selam. Tuncay Taşdelen, tebrikler Tuncay, selamlar. Tuncay merhaba, sağ olasın. Fikret Asyoğlu, iyi yayınlar demiş. Aydın Keleş, tebrikler Samsunspor, İzmir'den selamlar demiş. Tan İzmir'e Doğan Sabi, selamlar. Takım iyi oynuyor. İyi oynamıyor Erdal Baba. Bedava galibiyet, adamların penaltısı verilmedi yani demiş. Yani şimdi o hava şartlarında, o kar yani, altında oynanan futbolda ben tebrik ediyorum. Yani iyi bir mücadele örneği sergilediler. Muzaffer Yılmaz, İstanbul'dan selamlar demiş. İstanbul'a selamlar. Nevzat Bilgin, Hollanda'dan selamlar. Hollanda'ya selamlar. Şenol Ergün, abi bu takım çıkar mı demiş. Evet, belki de şimdi, en kritik sorun. Playoff'u yakalamak şeyindeyiz. Artık playoff'un kapısı açıldı gibi geldi bana. Evet. 42'yi bulduk. Bandırma'yı da yenersek 45 yapacağız. Ondan sonra deplasmanda kazandığımız an playoff cebimizde olarak kabul ediyorum. Evet sevgili spor severler. Her yayın olduğu gibi bu yayınlarımızı da Samsun Spor sevdalılarının dükkanlarında ya da firmalarında yapıyoruz. Bugün evet, de Özdemir Yapı'da sizlerle birlikte olduk. Maç sonrası heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedik. Abdullah kardeşim de evet, bize kapılarını açtı sağ olsun. Allah razı olsun. Ve düşe kabin ihtiyacınız, sineklik ihtiyacınız, cam balkon bilakis işimiz, cam evet, balkonda uygun fiyatlarla sizlere hizmet vermenin de gururunu yaşıyoruz ayrıca. Evet. Kadim dostum. Kemal Della,
Evet. Selamlar, haftaya maçta izlemiş. Levent Tak Samsun'a, Samsunspor'a Kalla birlikte yeniden güneş doğdu demiş. Güllerimizden yeniden doğduk demiş. Evet. Tarık Atık, iyi yayınlar Niyazi Öndaş demiş. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Şenol Ergün teşekkürler demiş. Hayri aman vermez, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Menemen maçını almış olsaydık bu maç çok yani, başka olur yani, demiş. Olsun kaybettim. Maç maç ilerleyeceğiz artık. Geçmişe dönüp de moral bozmaya gerek yok. Gerek Erzurum yok. Karşısında önümüze çok bakacağız. Kritik bir galibiyet aldık. Gerçekten şiddetli ihtiyacımız vardı. Erdem Yavuz haftaya o stat dolmalı artık. Aramaya küsmek yok. Herkes evet. Maça demiş. Ümit Yavuz. Evet. Ümit Yavuz var ya, bedava giden puanları arıyoruz. Yoksa açık ara şampiyon olurduk demiş. Olsun, bu ligde her şey olabiliyor. Olabilir, her evet. Şeye gebe bu lig. Daha önümüzde çok hafta var. Ligin her ne kadar sonlarına doluyor. Hatta son haftalarda seri galibiyetler alırsak bu takım değil playoff ilk ikiyi bile zorlar diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki fikstür de buna elverişli. Şimdi kalan maçları iyi neticelendirirsek. Evet, yani deplasmanda Erzurumspor'u yeniyorsak evimizde de bir zahmet Bandırmaspor'u yenelim. Bu da neyden geçiyor? Taraftarlarımız kapalı gişe oynatırsa. Şunu da söylemekte fayda buluyorum. Geçen hafta antrenmanları takip ettik. Evet. Özverili bir çalışma oldu. Ben izledim. Evet. Kendilerini parçaladılar. Yarıştılar, birbirleriyle savaştılar adeta ve kazandılar. Böyle olması lazım, böyle evet. Olacak bundan sonra. Fuat Çapa da biliyorsun büyük bir özveri gösterdi. Evet. Mahcubiyet, ben taraftarı bütünleşmesini istiyorum, arkamda istiyorum. Taraftarlarla bütünleşirsek evet. Başaramayacağımız hiçbir şey yok dedi. Yüksel Kaya, bu karda maçı aldık ya, tebrik ediyorum takımı. Coşkun Akyüz, Atakum Körfez'den selamlar demiş. Selamlar Şeref Özcan bu maç için. Çok önemliydi. Gerçekten kazanmak çok iyiydi. İyi akşamlar demiş. Adem Şahin Ankara'dan selamlar demiş. Halil İbrahim Akdemir Ladik'ten radar gibi izliyorum sizi demiş. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ ol. Fethi Hacan selamun aleyküm. İzmir'den selamlar. Erdal Baba'ya selamlar. Aleyküm selam. İzmir'e selamlar. Şenol Ergin abi bu takım playoff'a kalır mı demiş. Ne bereketli adamsın. Ne kadar evet. Yorum geliyor Apo. Evet. Mert Akçay iyi yayınlar diliyorum. Erdal Baba'ya ve kardeşim Niyazi'ye yayın öncesi sizi sağ izliyorum ol, demiş. Sağ ol. Teşekkür ederim. Buradan da tarafta bizleri takip eden herkese selamlarımı iletiyorum. Ethem Şen helal olsun, gerçekten çok iyi mücadele etti takım demiş. Evet, yorumlar çok olunca böyle ard arda peş peşe bayağı geliyor. Peş peşine yayını evet. Yoksa kısa bir yayın olarak değerlendirdik ama 12 dakika olmuş gerçekten. Taraftarlarımız çok ilgi gösterdi. Yayına, galibiyetin yayına başlayalım mı olmuş? Evet. Evet. Dursun Aksoy yayınlar diliyorum demiş. Şenol Ergün abi geçen sene Adana Demirspor gibi geriden geliyoruz, geriden. Demiş. Evet, geriden gelmek her zaman iyidir. Evet, ben evet. Bunu söylüyorum her zaman. Ahmet Demir, bu hafta bu kadar futbol, netice güzel, mücadele güzel, takım güzel. İnşallah devamı Bandırma'da gelir demiş. Hemen şöyle son yorumlara bakıyorum. Ömer Macit, oyun oynasınlar, geri dönüş gerisi başlar yalan. Demiş. Doğru. Evet. Evet. Sevgili spor severler, hafta içerisinde de bir sonraki yayında da sizlerle birlikte yine olacağız. Bandırma Spor maçı öncesi son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ama ben sana ayrıca, geçen yayınımızda Erzurum'u yeneceğimizi söylemiştim. Evet, farkındaysa. İnandık. Evet. Bazı taraftarlarımız her ne kadar takıma kırgın olsa da Menemen Spor maçında alınan bir sonuçtan dolayı. Biz takımımıza her zaman inanıp güveniyoruz. Bütün taraftarlarımızı da tek yürek olmaya davet ediyoruz. Küslük, dargınlık olmasın. Gelin hep birlik, beraber. Beraberlik. Salı günü, önümüzdeki salı günü Bandırma Spor, ayın ikisinde oynanılacak Bandırma Spor, Samsun Spor karşılaşmasında 19 Mayıs stadyumunu hınca hınç doldurarak mazeret bahane üretmeden evet. 20-30'da oynanacak bu karşılaşmada galibiyette ben de rol oynamak istiyorum diyorsan herkese 19 Mayıs Şimdi, stadyumuna bekliyoruz. Biliyorsun ayın ikisi mübarek Ramazan'ın başlangıcı olacak. Evet. Ben buradan bütün İslam aleminin ve Samsun halkının, spor dünyasının mübarek Ramazan'ını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah bir dahaki Ramazanlara da bizleri eriştirsin diyorum. Amin. Amin. Evet, İsmet Özen şöyle bir yorum yapmış. Samsun Spor ilk ikiden çıksın. Erdal Baba'ya istediği formalar benden. Vallahi helal olsun. Çıkarız da bak ne olacağı belli olmaz evet, İsmet Bey. Davut Uçar tam bence manşet olacak bir şey yazmış. Kötü hava bize yaradı demiş. Yaradı. Gerçekten kötü, elverişsiz havaya rağmen inanınca, İsteyince ve sahada savaşınca Samsun Spor'un neler yapabileceğini herkes gördü. Evet. İnşallah Bandırma Spor maçıyla da bunun devamını getiririz diyorum ve ben sözü fazla uzatmadan duayen gazeteci Erdal Cansu'ya bırakıyorum. Evet, şimdi ben Çarşamba Spor'la ilgili bir duyum vermek istiyorum. Sevgili sporseverler, pazar günü oynanması lazım olan Bayrampaşa maçının, Bayrampaşa takımının
Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan uçak kalkmaması dolayısıyla federasyon tarafından salı gün saat 14'de alındığını buradan sizlere aktarmak istiyorum. Efsane Çarşamba Spor'un son şansı diyorum. Bu maçı, Bayrampaşa maçını kazanırsa 23'ten 26 puana çıkacak. Kalan maçlarını da kazandığı takdirde kümede kalma ihtimali var diyorum. Evet, inşallah. Bu şartlar altında hemen Korkmazlar Plaza 0 ve 2. el oto alım satım İbrahim Korkmaz, Ertan Serkan Korkmaz, Ankara Otonomi'den İlker Üzaslan ve Mehmet Akay ve Ceylan Hanım'a selamlar. Samlain Temizlik, Rentekar, Ota, Emlak, Alım, Satım, Süleyman Gülmen, sana da geleceğiz. Bu yayını orada yapacağız. Evet. Sınır Beton, Parke Taş ve Tikenli Tel İmalatı, Aydın İşmarcı, İnegöl, Bursa. Yakomaz, Rentekar, Ota, Kiralama ve Alım, Satım, Selahattin Yılmaz. Namlı Şarküteri, gıdanın her çeşidini bizde bulabilirsiniz. Şarküteri Ömer ve Melih Genç, Kadir Konyalı Ali, Samsun, Hasat Motorlu Araçlar Galeri, Ziraat Aletleri ve Oto Alım Satım Galip Aslan ve oğlu Samsun, Dayı Auto 0 ve 2. el oto alım satım Fikret ve Tufan Ekinci Samsun, Özdemir Yapı Cam Balkon 1 numara, Düşe Kabin ve Sineklik İmalatı, Abdullah ve Serdar Uzun, şu anda yayın yaptığımız yer, 100 yıl bulvarı, No 165 ay, ilk adım Samsun. Eğer bir cam balkon yaptırmak istiyorsanız Abdullah'a müracaatınızı buradan bilgi veriyorum. Has Pirinç ve Terme'nin tek markası, Türkiye'nin geneline sevkiyat, Ömer ve Temel Adalı, Terme Samsun'a selamlar. Toromanlar Pirinç ve Akaryakıt, Hacı Şevket Harun, Toroman Samsun Çarşamba. Uğur Offset, Matbaacılık'ta 1 numara, temiz ve kaliteli iş, Tuncay ve Köksal Bulut. Şaban Kayan, İnegöl'e selamlar. Samsun, Samsunlar Dernek Başkanı Bursa İnegöl. Togi Aktaş Gazi Caddesi'nin gülü, Samsun Spor Fanatiği, Aktaş Fotoğrafçılık Samsun. Cemil Usta'nın yeri lokantacılıkta lider, Tekeköy Samsun. Şifa Dünyası, her derde derman, Aktar, Hikmet Katırcı Samsun. Bahçe Restoran, Çarşamba'nın lideri lokantası Samsun, Osman ve Tolga Konaşoğlu. Stal Elektronik Market, Ahmet Özcan, Abali Caddesi, No 29, İlk Adım Samsun, Bekar Kuyumcu Osman Kemal Bekar Çarşamba, Kemal İnşaat, Kemal Sayın, herkesin bir dairesi olsun diyor Kemal Bey ve Kemal Sayın'a buradan sevgiler. İlk Adım Samsun dedikten sonra, Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları, bu galibiyetle sizlere selamlar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın ama bizlerle beraber kalın. Allah'a ısmarladık dünya, Allah'a ısmarladık Türkiye, Allah'a ısmarladık Samsun, Allah'a ısmarladık toprağım Çarşamba. Evet, hoşça sevgili kalın. Spor severler, Salı günü Çarşamba Spor maçı öncesinde son gelişmeleri sizlere aktarmak için, evet, Haber 1965 ekranlarında sizlerle birlikte olmak dileğiyle bir sonraki yayında görüşmek üzere.